Bosna Savaşı sırasında Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadžić için hüküm zamanı geldi. Karadžić yakın tarihin en büyük katliamlarından Srebrenica'da 8 bin kişinin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. 11 Temmuz 1995'teki katliamda Hollandalı Birleşmiş Milletler askerlerinin korumasında olan, daha doğrusu olması beklenen şehri bir çatışma olmadan giren Sırp güçleri 8 bin kişiyi katletmişti. Bazen uykularımdan sıçrayarak uyanıyorum. Kafamın içinde kurşun sesleri yankılanıyor. Dilerim Karadžić en ağır cezaya çarptırılır. Ben bugün evladımın geçiminin, yarın ne yiyeceğimin derdindeyim. Karadžić suçluysa bu onun sorunu. Cezalandırılması gerekiyor. Bosnalı Sırp lider, Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milošević ve General Ratko Mladić ile birlikte Bosnalı Müslümanlara dönük etnik temizlik planlamakla suçlanıyor. Srebrenica Belediye Başkanı Cemil Duraković kararın kağıt üzerinde kalmamasını istiyor. Karar ne olursa olsun bizim yaşadıklarımız değişmeyecek. Benim için bir faydası yok. Bu ülkede yaşananları ve soykırımı doğrulamak için bir artı unsur teşkil edebilir. Bir sonuç getirmemesi halinde ise sadece kağıt parçasından ibaret kalır. Katliamın sonrasında geçen 21 yılın Bosna'da Sırp ve Boşnakları ortak acı etrafında birleştiremediği görülüyor. Geçtiğimiz hafta Sırp bölgesindeki bir öğrenci yurduna Karadžić'in adı verildi. Burada halkın yarısı kilisede, yarısı da camide dua ediyor. Karar ne olursa olsun, halkın yarısı hayal kırıklığı yaşayacak gibi görünüyor. Az biztos, hogy azzal nem lesz mindenki elégedett. Hajagos Andrea, Euronews, Srebrenica.